Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle elektrokimyasal pillerle ilgili uygulamalar yapacağız. Dolayısıyla bu video içerisinde bundan önceki videoda genel hatlarıyla pillerin nasıl çalıştığından bahsetmiştik. Bunlarla ilgili uygulamalar yapmayı öğreneceksiniz. İlk örneğimizle başlayalım uygulamalar yapmaya. Yanda verilen demir nikel elektrokimyasal pili ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız diyor ve bize bu metallerin aktiflikleri arasındaki ilişki de verilmiş. Biliyorsunuz metalik aktiflik elektron verme eğiliminin ya da yükseltgenme potansiyelinin ölçüsüydü. Kimin yükseltgenme potansiyeli fazla arkadaşlar? Demirin. O zaman birinci kapta demirin yükseltgenme potansiyeli daha fazla olacağına göre demir atomları şu elektrot üzerinde bulunan demir atomları elektron vererek demir artı 2 iyonlarına yükseltgenecek. Yani birinci kapta yükseltgenme olacak. Bu durumda yükseltgenmenin olduğu yarı hücre anot yarı hücresi olduğuna göre birinci kap bizim anot yarı hücremizdir. Ya da anot ve katot elektrotları belirleyiniz diyor ya arkadaşlar. Demir bizim anot elektrotumuz olur. Sonra birinci kap anot ve burada elektron verildi. Bu elektronlar dış devrede nikel elektrotun üzerine geldi. Burada ne olacak? Bu gelen elektronlar çözeltide bulunan nikel artı 2 iyonları tarafından alınacak. Ve çözeltide bulunan nikel artı 2 iyonları elektron alarak metalik nikele indirgenecek. Yani ikinci kapta indirgenme olayı gerçekleşiyor ki indirgenmenin olduğu yarı hücre katot yarı hücresidir. Ya da indirgenmenin olduğu elektrot katot elektrottur. Yani demir bizim anot elektrotumuz, nikel bizim katot elektrotumuzdur da diyebiliyoruz. Hatta şuraya anotu yazmışım bari şunun içerisine katotu da yazayım. Bunları bulduk. Sonra Pil tepkimesini yazın diyor. Biz bu anot ve katotta gerçekleşen bu yarı tepkimeleri toplarsak, alınan verilen elektronlar eşit. Kalanları topladığımızda pil tepkimesi ya da hücre tepkimesi buna ulaşırız. Metalik demir artı nikel bunlar tepkimeye girmişler ve kendiliğinden gerçekleşen bir redoks tepkimesi sonucunda demir atomları demir artı 2 iyonlarına yükseltgenirken nikel artı 2 iyonları da nikel atomlarına indirgenmiş olur. Pekala dış devrede elektronların akış yönü elektronlar anotta verildiği için katotta alındığı için her zaman anottan katota doğru hareket ederler. Şöyle denilebilir bu demir elektrottan nikel elektrota doğru denilebilir ya da ee, sorularda birinci kaptan ikinci kaba doğru da o, olarak da görebilirsiniz. Tuz köprüsünde anyon ve katyonların hangi kapları hareket edeceğini söyleyeceğiz ki anyonlar arkadaşlar anota, katyonlar katota hareket edecek. Yani birinci kapta bakınız demir artı iyonları verildiği için burada demir artı iyonları derişimi artıyor Onun nösterlemek lazım. O nedenle şöyle de söyleyebiliriz. Eksi yüklü iyonlar yani anyonlar birinci kaba. ikinci kapta artı iki yüklü iyonların derişimi azaldığına göre buraya pozitif yüklü iyonların geçmesi lazım. Katyonlar ikinci kaba da denilebilir. Demir ve nikel elektrotların kütlelerinin zamanla nasıl değişeceğini belirleyiniz demiş. Şimdi birinci kapta yine bakacak olursak demir atomları elektron vererek yükseltgenip çözeltiye geçiyor. O zaman demir elektrodun kütlesi zamanla azalacak. İyon haline geçiyor elektron verip. Nikelin bulunduğu kapta ise iyonlar metalik olarak toplanıyor. Dolayısıyla nikel elektrodun kütlesi de zamanla artar diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu sorumuzun yanıtları bunlardır benzer bir başka sorumuz daha. Şekildeki galvanik hücre diyor. Ben bunları hep karışık olarak kullandım. Çünkü pil dediğimiz şey galvanik hücredir. Şimdi burada demiş ki bu pil çalışırken bakır elektrodun kütlesi zamanla azalmaktadır. Şimdi bu neyi getirir? Bakır elektrodun kütlesi azalıyorsa burada bulunan bakır atomlarının elektron vererek bakır artı iki iyonlarına dönüştüğünü gösterir. Yani birinci kapta sevgili arkadaşlar şöyle bir şey gerçekleşmeli. Metalik bakır, bakır artı iki iyonlarına yükseltgenmeli ki bu durumda bu elektrodun kütlesi azalsın. Yani ne oldu bu durumda? Metalik bakır atomları iyon haline geçtiğine göre bir yükseltgenme olayı gerçekleşti. Demek ki birinci kabımız bizim anot yarı hücremizmiş. Ya da bakır elektrot anot elektrotmuş. E ne olur? Burada gerçekleşen tepkimede bakır atomları elektron vererek yükseltgendiğine göre elektronlar bakır elektrot üzerinden gümüş elektrot üzerine gelir. Bu durumda da çözeltide bulunan gümüş artı iyonları gidip elektron alarak indirgenir. Yani ikinci kapta gümüş iyonları, çözeltte bulunan gümüş iyonları elektron alarak metalik gümüşe indirgeniyor demektir. İndirgenme olduğuna göre ikinci kap bizim katot yarı hücremizdir. Ya da gümüş elektrot katot elektrottur. Nereden çıkardık? Bakır elektrodun kütlesinin azalması, bu elektrottaki atom sayısının azalmasını, dolayısıyla atomların elektron vererek yükseltgendiğini gösteriyor. Pekala. Şimdi pil tepkimesini de yazacağız. Yani şunları toplayacağız. Ya da hücre tepkimesi diyeyim bu sefer. Ancak redoks tepkimelerinde alınan verilen elektron sayıların eşit olması gerekir. O nedenle alttaki denklemi 2 ile çarpmalıyız ki arkadaşlar alınan verilen elektron eşit olsun. Kalanları topladığımızda hücre tepkimesini ya da pil tepkimesini elde etmiş oluruz. Şu da bizim pil tepkimemizdir. Da artı 2 ag katı. Pekala. Dış devrede elektronların akış yönü. Elektronlar nereden nereye gidiyordu arkadaşlar? Anottan katota doğru gidiyordu. O zaman burada bakır, anot, gümüş, katot elektrot olduğuna göre Cu elektrottan Ag elektrota doğru ya da birinci kaptan ikinci kaba doğru diyebilirsiniz. Tuz köprüsünde anyonlar. Arkadaşlar anyonlar eksi yüklüydü ve anyonlar anotta hareket ediyordu. Çünkü anotta bakır artı iyonlarının derişimi artıyor. O zaman anyonlar birinci kaba yani anot kabına hareket ederler. Bakır ve gümüş metallerinin aktiflikleri. Şimdi baktığımda ne olmuş arkadaşlar? bakır yükselt gelirken gümüş iyonlarını indirgemiş. Demek ki yükseltgenme potansiyellerini karşılaştıracak olursam ben ki bu aynı zamanda elektron verme eğilimi ve aktiflikleri de demektir. Bakırın aktifliği gümüşten fazla olmalı. Çünkü bakır elektrot üzerinde elektron veriliyor ve gümüş iyonlarını indirgiyor. Pilin şematik gösterimi şöyle yapacağım. Şimdi anotta ne oluyor? Bakır atomları bakır artı 2 iyonlarına yükseltgeniyor. Çift çizgi tuz köprüsünü gösterdi. Katotta gümüş iyonları gümüş atomlarına indirgeniyor. Anotu yazdım, katotu yazdım buradaki değişimler. Çift çizgi de bize tuz köprüsünü gösterdi. Bu da pilin şematik gösterimidir arkadaşlar. Üçüncü örneğimiz bakın bir şekilde anot ve katotu belirliyoruz. Önce aktifliklerini vermişti sonra elektrot kütlesinin değişimini verdi. Burada da diyor ki alüminyum gümüş galvanik hücresi var ya da pili. Elektronlar alüminyum elektrottan gümüş elektrota doğru akıyor. Ki elektronlar anottan katota gider. Yani burada demek ki elektron veriliyor ve bu elektron buraya geliyor. Elektron verildiğine göre ikinci kabımız bizim yükseltgenmenin olduğu anot yarı hücresi olur. Birinci kabımız ise indirgenmenin gerçekleştiği katot yarı hücremiz olur. Yani ikinci kabın tepkimesini yazacak olursak ki burada yükseltgenme gerçekleşiyor. Ne olacaktır sevgili arkadaşlar? Alüminyum elektrot üzerinde bulunan atomlar elektron vererek alüminyum artı 3 iyonlarına dönüşüp yükseltgenirler ve çözeltiye geçerler. 3 elektron. İkinci kap, yapar özür dilerim, birinci kap. Yani katot yarı hücresinde ne olur dersek, burada elektron verildi. Zaten soruda söylemişti, elektronlar bu elektrot üzerine geldi. Çözeltide bulunan gümüş iyonları gidip bu elektronları aldı. Yani çözeltide bulunan gümüş iyonları elektron alarak metalik gümüşe indirgeniyor ve bu elektrot üzerinde de birikiyor. Bunları topladığımızda pil tepkimemizi yazıyor olacağız. Ancak alınan verilen elektronları eşitlemem lazım. Alttaki denklemi 3 ile çarptım. Bunları toplarsak pil tepkimesi ya da hücre tepkimesini elde ediyoruz. Al katı artı 3 Ag artı su da. Hop. Alüminyum artı 3 su da artı 3 ag katı diye. Anotu katotu bulduk. indirgenme yükseltgenme yazdık. Tuz köprüsünde iyonların hangi kaba hareket edeceğini belirleyiniz ki anyonlar anota gidiyordu. Katyonlar katota hareket ediyordu. O zaman ne diyeceğim arkadaşlar? Anyonlar anot kabı olan ikinci kaba hareket edecek. Katyonlar katot kabı olan birinci kaba ya da birinci yarı hücreye hareket edecek. Alüminyum elektrodun kütlesi zamanla nasıl değişir demiş? Bakınız ikinci kapta alüminyum elektrottaki atomlar elektron vererek alüminyum 3 iyonlarına yükseltgeniyor. E atomlar iyon halinde çözeltiye geçtiğine göre alüminyum elektrodun kütlesi zamanla azalır anot elektrot. İkinci kapta ise iyonlar gümüş iyonları elektron alıp metalik gümüşe dönüştüğüne göre gümüş iyonları derişimi de yine bu kapta da azalıyor olacak. Şimdi gelelim alüminyum ve gümüş elektrotlardan hangisi eksi işaretlidir diyor. Burada elektrotların işaretinden de bahsediyoruz ve bu işaret elektronların ilk çıktığı elektrota daha doğrusu eksi işaretli olur. Peki burada arkadaşlar bu sistem kendiliğinden çalışıyor ve kendiliğinden ikinci kapta elektron çıkışı var. O nedenle arkadaşlar pil sistemlerinde pil sistemlerinde Anot elektrot eksi yüklü kabul edilir. Eksi yüklüdür. Katot da artı yüklü olur zaten. Yani ilk elektrot, e, elektronun ilk çıktığı elektrot üzerinden artı ve eksi işaretlerini veriyoruz elektrotlara. Bu pil sisteminde kendiliğinden gerçekleşen tepkimede ikinci kapta yani anot kabında elektronun ilk hareketi başladığına göre pil sistemlerinde Anot eksi ele, yüklü elektrot olarak söylenir. Katot da artı yüklü elektrot olur. Yani şunu yazalım. Şu anot elektrotumuzdu. Bu eksi yüklüdür. Şu katot elektrotumuzdu. Bu da artı yüklüdür. Bu videomuzda örnekler yaptık arkadaşlar. Bundan sonraki bir videomuz daha var. Örnekler yapacağımız. Görüşmek üzere.